Arkadaşlar, İkra ile biz bugün ne yapacağız İkra? Hangi masalı anlatacağız? Evet, ayakkabıdan da anlamış olduğunuz gibi kül kedisi saat 12 olunca hızlıca da merdivenden inecek ve ayakkabısını ne yapacak? Unutacak. Evet, burada da bakın masal karakterlerimiz var. Şimdi arkadaşlar, masalda bir tane annesi, iki tane kötü kalpli çirkin bir kız var. Şimdi bence bir tane çirkin kız bu olsun, değil mi? Diğeri hangisi olsun? Evet, en son kral tacını verecek İkra masaldaki kıza. Şimdi arkadaşlar, bilmiş olduğunuz üzere kül kedisi her zaman evde böyle temizlik yapan, bakın üstü de yırtık pırtık, temizlik yapan bir kızmış. Fakat bu iki kız kardeş kül kedisine çok kötü davranıyormuş. Değil mi İkracığım? Kül kedisine her zaman kalan yemekleri veriyormuş. Ama kül kedisi çok iyi kalpliymiş. Bir gün bir balo düzenleneceğini duyurmuş. Yani duymuşlar, balo düzenlenecekmiş. Daha sonra bu ikisi baloya katılmış. Bunların kıyafetini değiştirelim mi İkracığım? Baloya katılmışlar ve baloda çok güzel olacaklarını düşünmüşler. Hatta bunlar hazırlanırken böyle aynaya bakarken, aynamızda el salı, süslenirken kül kedisi bunların yanına gelmiş. Kısık bir ses tonuyla, "Ben de sizinle baloya gelebilir miyim?" demiş. Ama bunlar izin vermemiş. Senin ne işin var baloda? Senin kıyafetin bile yok, eski püskü. Sen baloya gelemezsin demişler. Kül kedisi de çok üzülmüş ve kedisini alıp böyle bir köşede oturup ağlamaya başlamış. Üzülmüş ve ağlamış. Daha sonra bunlar baloya hazırlanıp baloya gitmişler. Baloya gitmişler ve kralın onu beğeneceğini zannetmiş ama kral onları beğenmemiş. Kül kedisi burada ağlarken bir tane peri kül kedisinin yanına gelmiş ve ona demiş ki, "Neden ağlıyorsun tatlı kız? İstediğin şey nedir?" diye sormuş. Kül kedisi de üzülerek, "Ben baloya katılamadım. Onun için çok üzgünüm. Üvey annem ve kız kardeşlerim beni baloya götürmediler." demiş. Ve kül kedisine çok güzel bir sihir yapmış. Çok güzel hokus pokus yaparak bir tane elbise vermiş. Wow, bakın kül kedisi ne kadar da güzel oldu. Şimdi balkabağında bir arabaya dönüştüreceğiz. Dönüştürmüşler. Daha sonra fareleri de ata dönüştürmüşler ve kül kedisi baloya doğru gitmiş, yürümüş ve karşısına kim çıkmış? Kül kedisinin kral. İçeri girer girmez kardeşleri bile onu tanıyamamış. Ben seninle evlenmek istiyorum. Seninle dans edebilir miyim? Tabii ki dans edebilirsin ama ben seni daha tanımıyorum. Ben de senin kralıyım. Kral mısın? Evet. O zaman dans edebiliriz seninle. Çok güzel dans edip eğlenmişler. Ve saat 12 olmuş. Dın dın. 12 olunca hızlıcana balodan gitmek zorundaymış. Ve ayakkabısını düşürmüş. Ayakkabısını düşürmüş. Daha sonra kendisi yok ama ayakkabısını buldum. Ne deneyelim bakalım. Yardımcım buraya gel çabuk. Sahibini bul bu ayakkabının. ayakkabının sahibini bulmaya gitmişler. Bütün evi tek tek gezmişler ama kimsenin ayağına olmamış. En son kül kedisinin ayağına denemişler. Ve kül kedisinin ayağını olmuş. Ve yardımcısı onu kralın yanına götürmüş. Kral kül kedisini görür görmez tanımış.
Şimdi sana taç verebilirim artık, değil mi? Bana taç mı vereceksin? Evet. Ah kralım, çok mutlu oldum. Artık tacı verebilirsin bana. Ah, taç verecekmiş bana. Ay bakayım nasıl olacağım. Ah, çok güzel oldum. İnanmıyorum, inanmıyorum. Ah, bakın arkadaşlar, masal mutlu sonla bitti. Gördünüz mü? Kral, ver bakalım ikramcım. Kral, kraliçe kül kedisine artık bir taç verdi. Ve tacı taktılar ve çok mutlu oldular. Ve arkadaşlar, masal burada bitiyor. Masal devam ederken biri geldi bir anda içeriye. Ne dedi anlamadık. Sonra her şeyi bozdu. Her şeyi bozdu mu? Ya Evet. bu da kim ya? Bu gelip her şeyi bozan kişi de kim? İstemiyorum kralım. Ben yine sana yeni taç yaparım. Onu yeni tamir ederim, getiririm sana. Ama ben o tacı çok beğenmiştim kralım. Tacımı bozdular. İnanmıyorum. Çok üzgünüm. Bakabilir miyim? Gerçekten tacım yeniden oldu. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. İnanmıyorum. Sen de kimsin bakalım? Nereden geldin buraya? Hayır, sen çok kötü kalpli birisin. Eğer istersen sana elbisemi veririm. Ama sen eğer bana kötü davranırsan sana elbisemi veremem. Hatta istersen bu sihirli tacımı kullanarak sana da çok güzel bir elbise yapabilirim. İster misin? O zaman bir kere tacıma dokunacaksın ve istediğin elbiseyi 3 kere söyleyeceksin, hayal edeceksin. Hangi renk elbise istiyorsun? Tamam, pembe çiçekli elbise birazdan üzerinde olacak. 3'e kadar say ve gözünü kapat. Gelmedi mi elbise hala? Bir daha dene bakalım. Elbise hala gelmedi. Sen hala iyi bir insan olmadın çünkü. İyi bir insan olsaydın elbise gelirdi sana, biliyor musun? Ama galiba geldi. Elbise bu muydu? İstersen bunu de. Tamam. Bakalım olacak mı? Dene bakalım elbiseyi. Bence çok güzel olacak. Evet, bu masalda böylelikle mutlu sonla bitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizim kanalımızda Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerin Masalı da var. Yani şöyle diyeyim, masal olarak değil de kostüm olarak kostüm giyindik. Eğer onu izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup like atarsanız o tür videoları izlemiş olursunuz. Hoşça kalın. Bay bay Bye bye. arkadaşlar.